Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more, make it overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Yang Lakdang, 1794 yılında Kral Zhang Zhou'nun annesi için salon olarak kullanılmak üzere inşa edildi. 1795'te burada 60. yaş günü ziyafeti sırasında ana salon Bong Su Dang'a bağlıydı. Yang Lakdang yatak odalı kraliyet sarayıdır. 1795'te Eulme O Heng'in kazandığı sırada H.K. Yang Güng'e hizmet etti. Saray güneyde Bong Su Dang'ın yanında yer almaktadır. Batı güney çatısıyla örtüşen ve doğuya bakan inşaat 1794'te tamamlandı. Zhang Zhou 18. Yang Lakdang. Yang Lakdang'un adını almıştır. Çin'deki eski Han hanedanlığının başkenti Yang Ansung'un sarayıydı. H.K. Yang Gung'un uzun bir yaşam sürmesini diliyorum, Kral Zhang Zhou. Yang Lakdang'un ardından Yang Lakdang adını verdi. Çin Han hanedanlığının kraliçe annesinin Çin'deki ikametgahı plaketini de bizzat astı. Bu salonun adı Yang Lakdang. Uzun süreli mutluluk salonu anlamına geliyor. Joseon kralları Wasung Heng Gung sarayını ziyaret ettiğinde Kral Zhang Zhou ve babasının yakındaki mezarlarında ritüeller sunmak, Veliaht Prens Sah Do. Bu salonu uyku odası olarak kullanıyorlardı. Kral Jeongjo, Çin'deki Han hanedanlığındaki büyük babasının örneğini takip etti. Annesi için Yang Lak Sarayı'nı inşa eden Yang Lakdang'ı annesi Lady Heye Ekyong Gung Hon için inşa etti. Ve üzerine bir plaket yazdık. Yang Lakdang ve Bong Su Dang birbirine bağlanarak serbest dolaşıma izin verdiler. Binanın toplam 13 odası vardı ve 3 tarafına verandalar yerleştirildi. Geçmeyi kolaylaştırmak için, 10 dol odası, her odada bulunan çift katmanlı kapılarla konforlu hale getirildi. Bütün kapılar açıldığında içerisi açıldı. Kral Zhang Zhou, Yang Lakdang ve Bok Nae Dang'ın arasına duvarlar inşa etti ve iki kapıyı açtı da Bokai Kapısı ve Yang Bokai Kapısı adlarıyla. Yani Kral Zhang Zhou'nun evlatlık dindarlığını söyleyebiliriz annesinin iyi şanslar dilemesiyle. Kore'deki Joseon Hanedanlığından Kral Zhang Zhou Wasung Heng Gung Sarayı'nı tasarladı ve inşa etti reformcu siyaset için Suwon şehrinde. Wasung Heng Gung Sarayı'nda çok sayıda bina inşa edildi hazırlamak için Kral Zhang Zhou'nun güvenli geçici konaklama yeri ve verimli bir şekilde yönetmek yeni inşa edilen Suwon Wasung Kalesi. Yang Lakdang bu tür binalardan biriydi. Kral Zhang Zhou kamu görevlileri için çok sayıda bina inşa etmeyi planladı. Suwon Hweison Kalesi'nin zenginleşmesinin planlandığı tahmin ediliyor. O zamanın başkenti Kakyong kadar. Kore'deki Joseon Hanedanlığı'nın başkenti Hanyang ile karşılaştırıldığında, Suwon şehri o zamanlar her bakımdan sadece %7 YDI. Suwon şehrinde, Kral Zhang Zhou her yıl 10 gün kalmalı ve bu onu çok rahatsız etmiş olmalı. Kral Zhang Zhou her yıl 10 gün kalmalı babam Veliaht Prens Sado'nun mezarına gitmek için. Kral Zhang Zhou'nun güvenliği ve rahatlığı için, yeni bir şehir planı hazırlandı müreffeh bir şehir haline getirmek için.